ırkçılık Avrupa'nın her noktasında var. Almanya'da Mecklenburg-Vorpommern İçişleri Bakanı istifa etti. İstifa gerekçesi ise, değerli izleyicilerimiz, ilginç. Aşırı sağ bağlantılı bir kişiden silah satın almış. Haber aynen şöyle. İçişleri Bakanı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Bugünün bakış açısından almamam gereken bir silahı aldım. Hata olan şey satın alma değildi. Gelişen süreçte benim davranışım hatalıydı. Bunun için özür dilerim" ifadesini kullanmış. Ve istifa ediyor değerli izleyicilerimiz. Bir av tutkunuymuş. Mecklenburg-Vorpommern İçişleri Bakanı istifasını sunuyor. Yani bir silah satın almış. Bu silahı satın aldığı kişiden kaynaklı bir sorun var diye istifa ediyor değerli izleyicilerimiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'nın en önemli sorunlarından bir tanesi şu anda uyuşturucu. Maalesef mahalleler, iller, kasabalar uyuşturucu belasına saplanmış vaziyette. Bizim vatandaşlarımız içerisinde de, özellikle gençler arasında da, uyuşturucu kullananların sayısının yükseldiği yönünde duyumlar alıyoruz. Bunlar üzücü bir tablo. Bununla ilgili olarak değerli izleyicilerimiz, Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden'da, Türk işletmelerinde yer almış olduğu Westen'de, bu Westen mahallesinde çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Buranın sakinleri devletle el ele vererek uyuşturucu kullananların istilası haline gelmiş olan mahalleyi temizlemeye karar vermişler. Bununla ilgili olarak değerli izleyicilerimiz, Hessen İçişleri Bakanlığı'yla başlatmış oldukları Kompas adlı güvenlik programına başvuruyorlar. Eyalette kentlerin güvenlik amaçlı katıldığı programa ilk kez bir mahallenin de başvurduğu belirtiliyor. Mahalle program çerçevesinde okullar, esnaf, veliler, siyasiler ve güvenlik birimleri düzenledikleri toplantılarda yapılacak işleri masaya yatırdı. Mahalle idaresi Wegs Caddesi'nde araç trafiğini kapatarak işletmelere rahat nefes alma imkanı tanıdı. Program çerçevesinde şehir ve federal polisten birer memur birlikte mahallede devreye çıkmaya, vatandaşın belediye kurumlarıyla bağlantı kurmalarına yardımcı olmaya başladı. Aynı zamanda değerli izleyicilerimiz, Alman Birlik Meydanı var. Bu Alman Birlik Meydanı'nda da alkol satışı yasaklanmış. Alkol yasağı olması bir nebze olsun bölgeyi temiz tutmaya yaramış. Ve şöyle bir açıklama var değerli izleyicilerimiz. Bu bölgede polis olan şehir polisi Frank Mars denilen bir kişi şunları söylüyor. "Vatandaş bizi, örneğin park cezası yazan, suçluyu takip eden emniyet gücü olarak düşünmemeli. Elbette halkın güven duygusunu arttırmak için biz buradayız. Halkla elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle uyuşturucuya karşı da ciddi bir önlem içerisindeyiz" diyor değerli izleyicilerimiz. Bakın, Wiesbaden mahallesinin şöyle bir özelliği varmış. 18 bin kişinin oturduğu Wiesbaden'da mahalle sakinlerinin %47'si göçmen. Mahallede oturanların %58'ini 18-49 yaş arası insanlar oluşturuyor. Mahallede farklı ülkelerden vatandaşların gittiği 5 tane cami var. Kentte işsizlik oranı %7 iken bu mahallede %12. Mahalleye yeni taşınanların oranı ise %26. Yani ciddi bir sirkülasyon var. Mahalleye yeni taşınanların büyük bir bölümünü Doğu Avrupa ülkeleri vatandaşları oluşturuyor. Polis zaman zaman aynı konutta birden fazla aile tespit edebiliyor diyor. Yani sorunlu bir yer. Göçmenlerin, problemli göçmenlerin belki de çok ciddi oranda yaşamış olduğu noktalardan bir tanesi. O nedenle de uyuşturucu trafiği de yaygın. Bu anlaşılıyor bu haberden değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, çok üzücü bir haber, üzücü bir kaza var. 4 kişi hayatını kaybetti bir trafik kazasında. Almanya, Bavyera eyaletinin Hohenburn yakınlarından geçen A99 otobanı üzerinde otomobiliyle ters yöne giren bir kişi adeta katliam yaptı. Kafa kafaya iki araç çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. Değerli izleyicilerimiz, Ingolstadt Emniyetinden edinilen bilgiye göre 34 ve 43 yaşlarında iki kişinin içinde bulunduğu
Gütürşlah plakalı bir otomobil Salzburg yönüne doğru otobanda seyir halindeyken otobana ters yönde giren ve hızlı seyir halinde olan başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu iki otomobil de hurdaya döndü. Her iki otomobilde bulunan 4 kişi olay yerinde can verdi. Kaza nedeniyle otoban uzun süre trafiğe kapatıldı. Polis otobana ters yönde giren sürücünün kimliğini henüz belirleyemedi. Yanındaki yolcunun 50 yaşında olduğunu açıkladı. Polis şimdi sürücünün kimliğinin yanı sıra otobana neden ters girdiği yönünde araştırma yapıyor. Alkollü mü yoksa uyuşturucu mu kullandığı araştırılıyor değerli izleyicilerimiz. Otobana ters giriyor. Hadi sen kendinden korkmuyorsun da karşındaki de insan değil mi kardeşim? Bak 4 kişi öldü. Otobana ters giriyor. Muhtemelen ya uyuşturucu ya da alkol kullandı. Yani yoksa Almanya'da otobana ters girmek pek görülen bir suç değil değerli izleyicilerimiz maalesef. Almanya'da 6 ay önce bazı izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bir anaokulunda eğitmen olarak çalışan Sandra adlı bir kadın işten çıkarıldığı gün bir tane 3 yaşındaki çocuğun, uyuyan çocuğun göğsüne bastırarak bu çocuğun ölümüne neden olmuştu. Evet, korkunç bir olay. Ve bu kadının da problemli olduğu sonradan anlaşıldı. Bu kadının yargılamasına bugün başlandı. Savcı hazırlamış olduğu iddianamede sanığın daha önce görev yaptığı çocuk yuvalarında da küçük çocukları öldürmeye kalktığına ve o çocukları yaraladığına dair bilgiler aldığını ifade etti. Ve bu kadının, Sandra adlı bu kadının birlikte çalıştığı diğer eğitmenlerin soğukkanlı ve hissiz biri olarak bu kadını nitelediklerini söyledi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, bu olayı niye anlatıyorum size? Bu haberi neden verdim? Almanya'da maalesef bu tarz eğitmenler ya da öğretmenler sayısı her geçen gün artıyor. Üzülerek söylüyorum bunu ama bu gerçek. Aldığımız haberler, haber merkezine ulaşan haberler 2-3 günde bir okullarla ilgili. Evet, psikolojik sorunları olan, yalnız olan, mutsuz olan ve bunları da çocukların üzerinde onlara yaşatan eğitmenler, öğretmenler var. Maalesef. Fransa'da deseniz o da aynı. Şimdi bu olayda 3 yaşında uyuyan bir çocuk gidiyor göğsüne bastırıyor ve bu çocuğu öldürüyor. Çocuğu, olay hemen görülüyor oradaki yetkililer tarafından. Çocuk hastaneye kaldırılıyor. 2 gün hastanede yoğun bakımda yatıyor ama hayatını yitiriyor maalesef. 3 yaşında bir çocuk. Şimdi bu tarz olaylardan dolayı okullarda bulunan bu öğretmenlerin, eğitmenlerin mutlak surette daha iyi denetlenmesi gerekiyor. İşte bu kadın daha önce de birilerini öldürmeye çalışmış. Bazı çocuklara zarar vermiş, yaralamış. E bu biliniyor. E neden kardeşim o zaman araştırılmıyor? 3 yaşında öldü işte çocuk. Hadi geri getirsene bakalım, getirebiliyor musun? İnanılır gibi değil. Yani bu olay Almanya'da inanın bana ne ilk ne de son. Hafta birkaç günde bir okullarla, öğretmenlerle ilgili haberler alıyoruz.